Ondan sonra Türkiye'de demokrasi işlese, adalet işlese bu olağanüstü bir durum. Değil mi? Ama afet olmaz. Onun için afet dediğimiz zaman biz tehlikeli bir durumu üstesinden gelemeyecek boyutlarda olanını anlıyoruz. Olağan dışı durum değil. Şimdi afetler aslında şöyle, sel, deprem, toprak kaybası doğal olaylardır. Türkiye çünkü hiç insan yaşamının üzerinde istediği kadar deprem olsun, bu afet olmaz. İstediği kadar sel olsun, afet olmaz. Ne zaman afet oluyor? İnsanlar zarar gördüğü zaman. Doğal olaylar ancak insanlar zarar gördüğü zaman afete dönüşür. Niçin afete dönüşüyor doğal olay? Şartmadır, değildir. Afet olayı, yani doğal olayın bir yere afete dönüşmesi şartı. Ne zaman dönüşüyor? Yoksulluk, cehalet, vurdum duymazlık, plansızlık, kötü yönetim, yolsuzluk sonucu kalitesiz inşaatlar, orman kıyımları, dere yataklarına yerleşim, yavaşça yıkılıyor. Afet bu zaman oluyor. Yoksa doğal olaylardır. Mesela Japonya'da bir deprem oluyor, bir tane yaşlı kadın ölüyor, aynı yönde şiddetli bir deprem Türkiye'de çok ciddi bir afete yol açıyor. İşte doğal olay, aynı şiddetli doğal olay, birisi afet, birisi değil. O yüzden doğal olayla afeti ayıralım birbirine. Her doğal olay afetle sonuçlanmaz. Afetlerin özelliği daha çok geri kalmış ülkelerde görülmeleridir. Doğal olaylar her yerde gözükür. Bu doğal olaylar geri kalmış ülkelerde afete dönüşür. Birkaç sınıflandırma var. En çok kullanılan sınıflandırma budur. Doğal afetler jeofizik, hidrolojik, meteorolojik, klimatolojik, biyolojik ve dünya dışı olarak tanımlanır. Dünya dışı afet de olur mu? Olur. Meteor düşmesi. Uzay iklimi, yani uzay iklimi nasıl? Bazen güneş de geliyor biliyorsunuz. Güneşle patlama olmuyor, tüm iletişim, ulaşım falan vesaire duruyor. Yani öbür gün belki başka şeyler olacak bilemiyoruz. Meteor, büyük meteor düştüğü zaman hatırlarsınız dinozorların ölümüne de bu büyük bir meteorun Meksika'ya düşmesi olmuştu. Büyük afettir. Ama en çok bizim gördüğümüz jeofizik afetler, deprem, volkan faaliyeti, heyelan, tsunami, kaya düşmesi, hidrolojik sel, dalga taşması, toprak kayması. Bakın yağmurdan da heyelan olabilir, depremlerden de heyelan olabilir, ikisi farklı. Meteorolojik giderek artan bir sorun, fırtına, kasırga, sıcak, soğuk dalgaları, sis dolu, klimatolojik, kuraklık, orman, çalı yağmurlu. Bu şekilde sınıflandırıyoruz doğal afetleri. Ama doğal afetler dışında başka afetler de var. İnsan kaynaklı afetler. Teknolojik, sanayi kazası, bir patlama, büyük bir yangın, zararlı madde, toksik, radyoaktif madde salınımı, bina çökmesi, Türkiye'de çok olan bina çökmesi, maden kazası, ulaşım kazaları, büyük ulaşım kazaları. Toplumsal da olabilir, işte sivil çatışma, terörizm, kitlesel nüfus hareketleri ve savaş. Savaş en pis, en kötü afet. Yani uzak dursun her yerden en pis afet. Bütün şimdi diğer afetlerden çok daha mide bulandırıcı, zararlı. Kitlesel nüfus hareketleri giderek ciddi bir sorun haline, afet sorunu haline dönüştü. Demek ki insan kaynaklı afetler de var. Teknoloji geliştikçe bunlar da artıyor. Savaşlar dahil. Dünyada doğal afetler şunlar toplam. Şu hidrolojik sel, dolu, deniz yükselmesi, şu meteorolojik aşağıda gördüğünüz yeşil. Meteorolojik yangınlar, kuraklıklar, aşırı soğuklar. Dikkat ederseniz jeofizik ve klimatolojik şeyler, afetlerde pek bir değişme yok ama seller, tayfunlar, fırtınalar giderek artmış. Sıcak dalgaları ve toplam afetlerin sayısına baktığınızda yıllara göre artış görüyorsunuz. Elbette bir doğal olayın, ilk başta söylediğim gibi afet haberleşmesinin nüfusun büyük etkisi var. Nüfus artışıyla beraber afet etkileri de doğal olayın afet dönüşmesine daha büyük bir olasılık haline geliyor.
Ne kadar çok nüfus varsa ve ne kadar hazırlıksızsa o kadar çok afet olur. O genelde dünyada durum bu. 2018'de 315 afet olmuş. 11.804 kişi ölmüş. 61,5 milyon insan etkilenmiş. Büyük olasılıkla evlerini kaybettiler, göç etmek zorunda kaldılar, işlerini kaybettiler. 132 milyar dolar zarar tespit edilmiş. Bu sadece bir yıla ait. Bu yılı başka yıllarda karşılaştırdığımız zaman aslına bakarsanız 2018'in daha belki yıllara göre oldukça sakin geçtiğini söylemek de mümkün. Burada yine seller, bakın ne kadar büyük bir olay. Fırtınalar, tayfunlar ne kadar büyük, giderek artan bir olaylar. Yangınlar giderek artmış. Toprak kaymaları, aşırı sıcak dalgaları, soğuk dalgaları. Şunlar deprem, şunlar da kuraklık. Pek bir büyük bir fark yok, dikkat edersiniz onlarda ama seller giderek büyük bir sorun haline gelen bir afet. Çağdaş afet yerinden önemli. Milyonlarca insan yerinden önemli. Ne yapacak? Bunlar apayrısı çevre sağa sonuna bulunuyor. Siz bilmezsiniz, 1991 yılında Saddam Hüseyin Kürt bölgesinde, kendi ülkesinin Kürt bölgesinde napalm bombası ve yüz binlerce insan Türkiye'ye götürdüler. Sınır kapandı, sınırdan şey almadılar. Onlar tam kutsurluğun kenarında sefil bir halde. Çadır yok, yiyecek yok, su yok. Sonra yavaş yavaş Türkiye'yi aldılar ama ilk başlarda rezalet. Binlerce çocuk pneumoniden öldü. İnsani hastalıklardan öldü. İnsanlar yiyecek şey bulamadılar, sığınacak şey bulamadılar. Şimdi öyle değil. Hiç olmazsa çadır vesaire falan veriyoruz ama ne kadar çok. Bakın 70.8 milyon insan evinden olmuş, yerinden olmuş. Şunlar göç, şey, muhacir değil. Sığınmacı bunlar. Bunlar şey istemişler. İltica yapmışlar. Bunlar mülteci. Kelime mülteci. Dünyanın yüzde, yani mülteci sığınmacıların %80'i kendi ülkelerin yanındaki ülkelerde. En çok iltica edilen ülkeler Suriye, Afganistan, Güney Sudan. En çok iltica edilen ülke Türkiye ederseniz. Yani bu yerinden edilmiş insanları ayrıca söylüyorum. Hakikaten çok büyük bir afet. Güncel afet. Yani daha çok böyle olur bir şeyden çok. Sel veya deprem vesaireden çok. Bunlar çok daha güzel yaşıyor. Savaşlar var. İç huzursuzluklar var. Birçok insan evini vesaire bırakıp canını kurtarmak için yanına bir şeyler alıp başka bir şeyler iltica ediyor. Büyük çevre sağlığı sorunlarını doğuruyor. Bunu masaya koydum. Bu bilmediğim şey değil. Bu da yine çağdaş afet. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve buna bağlı yine milyonlarca insanın göç etme durumunda kalması, işte tayfunlar, seller, aklınıza ne geliyorsa bunu biliyorsunuz siz. Onun için detaylarına girmeyeceğim ama bunu da koydum. Çünkü günümüzün afeti artık bundan sonra bu iklim değişikliği. Ve ona bağlı bir sürü ortaya gelen iklimsel değişiklikler. Türkiye teknoloji haritası. Şurada Arabistan plakası var. Biliyorsunuz dünya biz bütün değil. Yeryüzü, karalar. Plaklar var, çeşitli plaklar var. 28 tane plak var. O plaklar sürekli hareket ediyor. Bir plak başka bizim altına iniyor. O iki plak çatıştığı yerde volkanlar var, depremler var, dağlar oluşuyor vesaire. Burada Arabistan plakası var. Yukarı doğru itiyor. Şurada Kafkaslardan gelen bir plak var. Azer Anadolu ve Güneydoğu Anadolu faylarını oluşturuyorlar. Türkiye, daha doğrusu Anadolu böyle itiliyor arkadaşlar. Her sene Ege'ye doğru 3-4 santim ilerliyoruz Türkiye. Yani yakında Yunanistan'la birleşiriz ama tabii biraz zaman alır. Her yıl 3-4 santim bu şekilde ilerliyoruz. Tabii bu homojen bir şekilde olmuyor. Güçler birleşiyor, birden bir atılım oluyor. Mesela 1 metre atılım oluyor. Depremler
bunlardandır. Yoksa böyle bir hani yavaş yavaş ilerlerse deprem falan olmaz. Türkiye'nin bütün depremleri de en çok daha doğrusu bir döneminde şu hat üzerinde olur. Depremlerin niçin buralarda olduğunu görmekte buna bağlı. İşte Türkiye'nin deprem haritası. Bu deprem haritası değil, deprem tehlikesi haritası. Burada tehlike var. Özellikle bu haritalar yayınlanıyor ki inşaat sektörü buna göre önlemini işaretsinler. Şuralarda yapılan, buralarda yapılan evlerde daha fazla çimento, beton kullanılır. Teknikleri farklı. Buralarda yapılanlar daha az kullanılır. Bununla ilgili yönetmelikler var. Ne kadar kullanacağını bilmiyorum. Tehlike bu. İlle de buralarda çok deprem olacak, çok zarar görülecek anlamlar gelmiyor. Olur burada deprem belki ama eğer zemin alüminyum değilse, alüminyum zemin değilse, binalar sağlamsa hiçbir şey olmaz. Bu tehlikeyi gösteriyor. Orası tehlikeyi. Burada risk var ama riski siz yönetirseniz, alüminyum yerlere kurmazsanız, sağlam binalar yaparsanız bunlar zarar neden olmaz. Risk haritası deprem haritası değil. Onu, tehlike haritası onu belirtmek istedim. Heyelan, heyelatlara bakalım, Türkiye'de heyelanlara. Daha çok dikkat ederseniz deprem haritasıyla uygunluk gösteriyor. Yani Türkiye'deki heyelanların önemli bir kısmı sellere ait değil, depremlere ait. Bunlar da çok canlı. Özellikle Karadeniz bölgesinde çok sıktır. Çünkü çok biçimsiz şekilde yollar geçiriyoruz tam yamaçlardan. Ağaçları kesiyoruz, toprakları tutacak hiçbir şey kalmıyor. Bir deprem olduğu zaman aşağı akıyor. Sel haritası Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesinde yine çok yağmur olan yerlerde çok sel görüyoruz. Tabii sel de aynı şekilde. İlle de afete dönüşmesi şart değil selin. Eğer sel yatakları üzerine ev yaparsanız, daraltırsanız yolları, Antalya'da öyle yapmışlardı. Boğa çayının normal bir şey var, akış ilişkisi var. Oranın daraltılan boğa çayını evler yaptılar. Oradan da kazanmak için. Bir seneden bütün evleri de aldı. Köprü de aldı. Doğanı da aldı. Yani siz müdahale edemezsiniz doğaya. Hele bu sen çok pis bir rezalet bir şey. Sen gören var mı aranızda? Nereden gördün sizi? İzmir'den. Mesela 96-97 yıllarında altyapıda uygun değil, biz güzel yazıyoruz. Can kaybı neden olduğu, özellikle elektrik çarpmaları olduğu zaman bir de şey bayağı zarar verdi maalesef. Yani afet yaklaşık olmuyor genelde. Yani sel olduğu arkasında bir şeyler çıkıyor. Deprem olduğunda mesela tsunami oluyor. Baraj yıkılıyor. Yangın çıkıyor. Tesis patlıyor. Sellerde de öyle. Hiç zaman tek başına gelmiyor. Pistir. Ben her şeyi gördüğüm zaman şaşırmıştım. O gücünü, o suyun gücünü. Yani iyi aldırırdı ya, koskoca iyi, apartmanı aldırırdı. Koskoca. Ne kadar güç, tahmin edemezsiniz. Çok da fazla deli olmasına gerek yok. Şu kadarcık su bile adam alıp götürür. Şu kadarcık su. Dersiniz ki ne olacak, ben buradan geçerim. Tabanınızı attığınız, attığınız Allah'a alıp götürsün. Olağanüstü güçlü sel suları. Çok güzel. Türkiye'nin çığ, yine Doğu Anadolu'da daha çok çığ bölgeleri orada. Özellikle ben dağcılık da yapıyorum. Bizim de dağcı çığ. İyi dağcılar çığa yakalanmaz çünkü biz anlıyoruz. Çeşitli bir yöntem yani çığ gelir mi gelmez mi? O ayda bir çığ gelecekse orada tırmanmıyoruz. Ama vatandaşların evine, köyde şuraya buraya da düşüyor çığ. Yollara, mollara büyük zarar verebiliyor. Türkiye'de afetle ilgili sorunlar çok kısa bir şekilde. Giderek artan nüfus, verimsizliği, işsizlik, yoksulluk, bu kırılganlığı arttı. Çok önemli kırılganlık konusu. Bir ülke ne kadar kırılgansa afet o kadar çok zarar verir. Kırılgan değilse afet gelip geçer. Doğal afet olarak kalır. Yok edilen doğa, kirletilen çevre, iklim değişikliği konusunda yetersiz önlem, hızlı çarpık kentleşme, rant kaynağı, kent toprağı, 2000 öncesi yapılmış 10 milyon riskli ev. 2000 sonrası Marmara depremi bir milat olmuştur Türkiye'de. Pek çok şey yapıldı. AFAD kuruldu. Ondan sonra yeni yönetmelikler çıkarttı, yasalar çıkarttı vesaire. Örgütler verildi, eğitimler yapıldı.
Ondan sonra yapılan ellerin önemli bir kısmı daha sağlıklı yapmamak yönelik yapmıştır. Diğerde bunu söylerken kendimi söylüyorum. Biliyorsunuz İstanbul'da yakın zamanda çok hafif bir deprem oldu. O depremde 2000 yılından sonra Marmara depreminden sonra yapmış bazı kamu binaları zarar gördü. Çatladı duvarları falan. Bu nasıl bir kafada bir için başka bir anlamadım. Yani İstanbul derken geçiyor. Felaket yaşadı. Geçirecek. Herkes de biliyor deprem olacağını. 2000'den sonra yapılan, depremden sonra yapılan kamu binaları hem de özel binalar gibi yine usul normu yapılmamış, yine kaçak şeyler kullanılmış, yine zemin sağlam değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu ülke hiçbir zaman afetlerden kurtulmaz. Bu şekilde yaklaştığını sağlar. Vurdu duymaz, umursamaz, sorumsuz. Geleceklere hazırlanmıyoruz. İstanbul'un diğerine. Ben araştırma yaptım İstanbul'da bir şey. İnsanlar hala deprem hazırlıksız çıkıyor. Yani biliyoruz deprem olacağını, hazırlıksız. Ne yetkili hazırlıklı? Kaymakamlar, şunlar bunlar. Ne vatandaş hazır? Çok ilginç bir şey. Depremin olacağı yerlerde araştırma yaptık. Öyle çıktı. Hep afetler konusunda, tüm afetler konusunda bilgisiz, hareketsiz bireyler ve yetkililer. Hesap sorulmayan görevliler, Marmara depremi oldu, 30 bin can kaybedildi, milyarlarca masraf. Kimse hesap sormadı arkadaşım, bir şey bundan bir müteahhit. Her şeyi ona yıkıyorlar, tekrar inşaata başlamış. Onlara olanlar vardı, bak nasıl garanti yok. Nereden diyoruz, bu jet bağlı var, siz jet bağlı biliyor musunuz? Jet bağlı yine ortadan dönmüş, gene insanlara bir şeyler satıyormuş. Yani bu kadar ahmak bize bulur. Kaç defa kazıklar yedik. Kimlerden de dolandırıcılıklar yaşadık. Hala milletimiz böyle sattık. Neyse. Hesap sormuyoruz. Kurum arası işbirliğinde sorunlarımız var. Şimdi şu çok önemli bir şema. Bir afet, herhangi bir afet için ne yapıyoruz? Evvela tehlike belirliyoruz. Ne gibi riskler var belli bir bölgede. Bunları önlemeye çalışıyoruz. Önleyebilmek için zararını azaltıyoruz ve hazırlıklı oluyoruz. Sonra uyarı, erken uyarı. Afet oluyor. Sonra tepki hemen acil 72 saatçilik tepki. Sonra yardım geliyor. Daha büyük yardım. Sonra rehabilitasyon. Sonra yine aynı başına tekrar o deneyimden yararlanıp tekrar yine başına geliyoruz. Bu son derece önemli. Bu şeman ortaya çıkışı yeridir. 15 sene falan kalmış. 15 sene. Daha hiç böyle bir şey düşünmezdi. Yeridir az çok. Bazı şeyler yapması gerektiğini. Ama genelde ağırlık hep bu tarafa verilirdi. Şurada. Afet oldu, ne yapalım? Hadi yardıma gidelim. Hadi çevre sağlığı sorunlarını çözelim. Hadi suları kuruyoruz. Hadi su götürelim insanlara. Hadi barınak. Hadi çadırlar kuruyoruz. Hadi gıda yardımı. Türkiye o konularda oldukça yetkiliydi. Hakikaten afet olduktan sonra bu teknolojiler konusunda iyiydik. Ama asıl önemli olan burası. Şu. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, çevre sağlığı sorunları önlemediğiniz zaman. Afet sonrasında çözümleriniz çok güç. Çok masraflı, çok cana kıydı, çok zarar verdi maaşına. Onun için bana sorsalar, mesela çevre sağlığı konusunda afetlerde en önemli şey nedir? Bir, afeti önlemek. İki, zararını azaltma ve hazırlıklı olmak. Çevre sağlığımız. Çevre sağlığımızda yapacaklar bunlardır. Yani efendim, afet olduktan sonra insanlara şöyle su götürelim. Arıtma cihazları kuralım. Yok işte kamplar şöyle olsun. İşte metre karabaşı şu kadar insan. Yani bizim çapa düşüyor diye kardeşlerim. Bunlar falan. Afetine göre önceden. Sen olmasın kardeşim ya, önlem alma sen. Sen olmasın ağaçları kesme. Kentleri uygun yap. Her yeri beton yapma. Sel sularını gireceği yerler bırak. Dereleri daraltma. Derelerin içine ev yapma. Niye? Bunları yaptıktan sonra ya acaba nasıl sağlıklı, çevre sağlıklı tutuyoruz diye düşünürsün. Deprem için alüminyum zemine ev yapma, yaptığın evlerin dönüşümünü yap.
Öyle yaparsan altyapıyı düzgün yap, kurarken daha deprem olabileceğini düşünerek kur, su sistemini, arıtma sistemini, toplama sistemini deprem olduğu zaman rahat edersin, hiç böyle şeylerle uğraşmazsan. Onun için arkadaşlar tekrar ediyorum, şurası çevre sağlık hizmetleri içinde, sağlık hizmetleri içinde, başkası gibi ana çocuk sağlık hizmetleri içinde en önemli kısım. Biz bunu yeni fark ettik. Yani 1939 Erzincan depremi, Türkiye'nin en büyük depremidir. 1939'dan Marmara depremine kadar bütün depremleri tarafından bir iktidara gitti. 3 tane gazetede yer alan haber ilk günde zaman çıkmış depremleri. Deprem olduktan sonra kaç yıl yaratmış. Belli gibi haberler var. Hepsinde çok şaşırtıcı bir şey. Hepsinde yaklaşık 20-30 tane deprem geçirilmiş. Hepsinde şöyle başlıklar duruyor. İkinci gün yetişimde haberler, üçüncü günde hazırlıksız yakalandık. Ulan nasıl hazırlıksız yakalanıyorsun? Deprem ülkesi burası. Niye hazırlıksız yakalanıyorsun arkadaş? Hazırlıksız yakalandık. İkinci gün büyük devlet büyüklerinde var ya. Yaralar sarılacaktır. Ya niye kadar sarıyorsun? Bir kez dedi ki, arkadaş bir daha sefere daha dikkatli olacağız, önlem alacağız. Bu deprem olmayacak, o için de bu yaralar yıkılmayacak. Yok, yaralar sarılacaktır. Yara sarmada çok iyiyiz. Peki yara olmasın bir önlem almak? Yok. Bu bizim şeyimiz yok. Yara saracağız. Hazırlıksız yakalandık. Ulan burası deprem bölgesi mi? Yasa hazırlıksız yakalanıyorsun. Antalya'da Türkiye'nin çok yavaş olan yerlerinden bir tanesi. Yine yağmur yağmış. Küpüktü. Her taraf göl olmuş. Çünkü meydanları doğru düz yapmamışlar. Drenaj yok. Yağmurları bir dikiyor. Hiç gelmiyor, hiç gelmiyor. Belediye başkanı sormuş gazeteci. Demişler sana başkanım ne rezalet. Sormayınmış, hazırlıksız yakalandık. Ya nasıl hazırlıksız yakalanırsın? Altı ve Türkiye'nin en çok yağmur olan yerleri. Ne demek ki hazırlıksız yakalandık? Böyle hiçbir şey. Bu mazeret arkadaşlar, başka hiçbir şey değil. Onun için hazırlıksız yakalanmayacağız. Şu, bizim için önemli olan bu. Tehlike belirleme. Evvela afet riskini belirleyeceğiz. Belli bir bölgede hangi afetler olabilir? Deprem ne kadar sıklıkta olabilir? Tehlike analizi. Olasılığı ne kadar? Ne kadar? Olma olasılığı ne kadar? İşte İstanbul için biliyoruz. Diyoruz ki 30 yıl içinde en geç 7'nin üzerinde bir deprem olacak. Pek çok yer için bunu yapmak istiyoruz. Her için de mümkün. Şu kadar şiddetli yağmur ya, şu koşullarda, bu kadar senede, şu kadar yaygınlıkta bir sene bekleyebiliriz. Etki analizi, kaç kişi etkileyecek, kaç bina etkileyecek, kaç insan zarar görecek. Nüfusun yapısı çok önemli, altyapı. Sağlık düzeyi çok önemli, aşılama düzeyi, genel sağlık düzeyi, beslenmesi, ekonomik gelişmişliği, eğitimi, örgütlenmesi. Bütün bunlar afetlerin son derece önemli. İletişim, ulaşım altyapıları, kaynaklar, kırılganlık, hassasiyet. Tekrar tekrar söylüyorum. Herhangi bir afete en iyi koruma yöntemi budur. Toplumu kırılganlığını azaltacaksınız. İşte risk analizi yapıyoruz. Risk eşittir kırılganlık çarpı tehlike. Tehlike çok olabilir ama kırılganlık yoksa hiç risk yoktur. Tam tersine kırılganlık çoksa azıcık tehlike bile büyük sorunlar doğurur. Kırılganlık çok önemli. Toplumun altyapısı afet sonucunu belirliyor. Etkilenecek bölgenin nüfusu belirleri, toprak yapısı, jeoloji, su yolu, iklim florası, faunası, kanalizasyon sistemi, arıtım sistemi, kimyasal madde işleyen, depolayan fabrikalar, maddenin türü, onu önceden bilmemiz lazım. Bölgede hangi fabrikalar var? Hangi maddeleri? Peki bu maddenin insan sağlığına zararı var mı? Antidotu var mı? Böyle bir şey gelirse ortalığa ne yaparız? Bunları önceden bilmemiz lazım. Rafineriler, santraller, bunların yakınları, nüfus yoğunluğu. Şimdi söyleyeceğim, Marmara depreminde Yalova'da bir fabrika vardı. Yapay iplik üretiyor. O fabrikanın deposu, depremde depo çıkışı zarar görmüş. Depo çıkışı, depodaki akril ve nitril ortadan saçılmış. Şimdi ben Antalya'dayım o sırada, daha gitmemiştim, gitti hemen sonra gittim. Hiç bunlar oldu. Bana Çin'e salonundan telefon edildi arkadaş. Hocam, itfaiyeciye yaklaşmak istemiyorlar. Ondan sonra da tarih ediyor. Bunlar çok başka bir riski var mı? Nasıl bir şey bu aklıma? Ben de bilmiyorum.
Açtım baktım, yanık verdi. Dokunması, kayıcılar girmesi dedi. Çok büyük sakıncaları yok ama takip etmiş bunlar. Şimdi yanlış. Önceden o bölgede hangi maddeler var, fabrikalarda hangi depolarda bilinmesi lazım. Her zaman soracak adam bulamazsın, soracak adam bulursa geç kalmış olursun. Bunu bilmemiz lazım. Körezleme karşılığında büyük rafine var. Peki. Yangın çıkıyor. Yani önceden bilecekse burada yangın çıkabilir bir afetten. İşte tsunami, Fukushima. Tsunami kaldığında şey bu koskoca. Bileceksin. Böyle bir şey olduğu zaman kimler ekledi, kaç kişi ekledi, ne ekledi, ne çıkar ortaya. Bunu önceden bilmek lazım. Afetin insanlar, kurumlar, faaliyetler üzerindeki etkisi ne olabilir? Bunlar önceden saptanır. Aynı anda iki afet görülebilir mi? Görülebilir. İşte deprem, toprak kayması, tsunami, yangın, baraj yıkılması, sel, toprak kayması, artçı deprem. Bir deprem oluyor, arkasında bir deprem daha oluyor. Kışın veya yazın gözükse sonuç ne olur? Gece veya gündüz olsa ne olur? İşte depremlerde gece olduğu zaman çok daha fazla yıkım oluyor. Çok daha fazla insan kayboluyor. Gündüzün lazım. Bunları hep önceden arkadaşlar tehlikeyi belirlememiz lazım. Bir yerde mesela Ankara'da, Türkiye'de vesaire bunları saptamamız lazım. Şimdi bir kez sapladıktan sonra en çok zarar veren hangisi? Öncelikleri sıralıyoruz afetlerde. Toplumun kırılganlığında değerlendirerek öncelikler belirlenir. Bölgedeki her gelişme yatırımda afet aratılır gözün. Bir yere bir bina mı yapacaksınız? Bir şey mi yapacaksınız? Fabrika mı kuracaksınız? Ona göre kuracaksınız. Alttan fay attı biten yere fabrika kuramazsınız. Toplum bilgilendirilir, örgütlendirilir, dayanıklılığı arttırılır. Deprem için sağlam zeminlere sağlam binalar inşa edilir. Sağlam olmayanlar güçlendirilir, iletişim suyu, kanalizasyon sistemleri gözden geçirir. Depolarını, artım sistemimiz depremi dayanıklı. Kanalizasyon sistemimiz depremden zarar görür. Nerede zarar görür? Bakın, son derece önemli. Bunlar önceden yapılması gereken şeyler. Eğer binalar önceden güçlendirilirse bir zararı olmaz. Senin için ağaçlandırma, bentler, kanallar yapılır, drenaj sistemi kurulur. Göreceğiz, sen gelse de zararı olmaz. Önleme yatırımdır. Bir harcamayla altı zarardan tasarruf edilir. Önleme için yaptığınız bir dolar, zarardan altı dolar tasarruf ettirir size. İşte, bakın bu Japonya'nın deneyimi, haritalar. Haritaları, deprem haritaları işaretlemişler. Şu deprem olursa şu şiddette şu nüfus şu kadar etkilenir, bu nüfus bu kadar etkilenir. Bu şekilde haritalar yapılması lazım. Burası Tokyo. İşte bir kitap yönetimi, risk yönetimi nasıl yapılır? Uzak Doğu Asya için hazırlanmış ama geçerli bir sürü bilgiler çıkıyor. Sonra demek ki evvela tehlike belirledik. Sadece afeti önlemeye çalıştık. Her şeyi önleyemezsiniz. Depremi önleyemezsiniz. Ama depremin zararını azaltabilirsiniz. Sonra hazırlıklı olabilirsiniz. Hepsine hazırlıklı olabilirsiniz. İşte afet planları yapılır. İşte yapılmış. Bütün Türkiye için var. İl afet ve acil durum planı. AFAD öncelikle bütün iller için hazırlanıyor. Benim tek korkum çok güzel bir plan. Bu laflarda kalacak. Biz kazana öğrenci yolluyduk. Kazandaki sağlıklı arkadaşı söyleyince sağlıklı. Ya biz sizin afet planını afet planı diyoruz. Öyle mi? Niye kaldırdın? Öyle mi? Sahi mi? Niye kaldırdın? Ne burada yönel? Yönel yaptı. Yönel yok mu? Yok. Ayrı yönelgesi vardı. Hesapları hazırlama, kılavuz ve her yazı. Tamam hazırlandı. Şimdi yönelgesi kalktı şimdi. Sen hazırız, öyle mi? Bak, bir şey daha verdim. Bu yani iyi bir çabaydı. Sen hiçbir uygulamadığını tamamen kalkmış. O ne güzel. Plansız, ya tam güzel uygulamadın. Değil mi? Plansız, programsız, milletsiz. Ne işiniz için öyle plan? Satılamazsınız. Bir yedi vakit devrildiğinden sonra devlet planlama teşkilatı çıkıyor. Ve ise şey gibi, kanun yasası gibi. Kanun gibi. Kalktı bir milletvekili, benim arkadaşım babasını gösterdi. İtiraz etti, Demokrat Parti. Halif.
Efendim dedi, millete plan değil, pilav lazım dedi. Yapamamış, yapamış. Ulan pilav masrafı, pilavı da yiyemez. Böyle kafa kafalar bir şey. Plan, biz plana karşıyız. Böyle plan, program, ne bizim işimiz? Neyse. Sağ olsun. Evet. Gerekli mevzuat hazırlanır. Çeşitli kurallar konur. Stratejiler belirli, prosedürler saptanır. Vektör fare mücadelesi. Telefon diyor bana gene çevre sahanına bir yapar. Hocam bir sürü fare doldu etrafta, ne yapacağız? Ulan ben şimdi sana söyleyelim ki, sen onu önceden hazırlayacaksın. Fareler çıkar, depremlerde ve seyirlerde fareler çıkar. Önceden bileceksin ne yapman lazım diye. Diyeceksin ki arkadaş, fare çıkacak mı? Şuna, şöyle, şuraya depolayalım şu malzemeyi. Sinek olacak. Sel olduktan sonra sinek olur. O sinek için ne yapacağını önceden belirleyeceksin. Olduktan sonra değil. Hepsinin kamp yerleri önceden belli olacak. İstanbul'da kamp yerleri belirlenmişti. Daha önceki belediye oralara rezidans yapmış. Ankara'da. Evet, evet. Yani kamp yerleri yok şimdi. Neyse bir yer bulmuş. Rezidansta kamp yapacak. Rezidansta kamp yaparız mı? Çökmezse iyi gider, çökerse ne yapacaksın? Su kaynakları, bütün bunlar önceden belirlenmesi lazım. Nereden su temin ederiz? Planlar, görevlendirmeler yapılır, personel eğitilir, görevliler eğitilir, görevliler. Çok önemli iş yapıyorlar, affetsin. Şöyle, unutmayın, bir afet olduğu zaman ilk 72 saat oraya kimse gelemez. Eskiden bu 3 haftaymış. Erzurum'dan depreminde, Erzurum'dan develerle gelmiş yani 3 hafta sonra. Ve kışınsa bu aksar. İzmit depreminde bile tam Türkiye'nin göbeği, her türlü ulaşımdan, oradan, denizden, şuradan, buradan 3 gün sonra geldi ya. O 72 saat çok önemli. O 72 saatte afet seviyeleri yardımına gecikmesi yok. Sadece kurtulanlar. Onun için kurtulanlar arasında gönüllü iletişimler son derece önemli. İstanbul'da başlamıştı bu. Yani diyor umarım. Malzeme depoluyorlar yeni yerlere. Yani bölümler var. Malzeme sıfırlar da böyle yapıyorlar. Şeyin altına. Nerede boşaltmışlar, almışlar. Atıl durmasın. Evet, atıl durmasın tabii doğru. Tatbikatlar yapılır, planlar yeni baştan gözden geçirilir. Gerekli malzeme, jeneratör, pompa, boru, valf, klor, etü, ceset torbası depolanır. İşte bir su tesisatı. Patladı, bozuldu. Pompa olacak, valf olacak. Borularınız olacak, hazır. Karasasyon için malzemelerimiz hazır olacak. Gerekecek malzeme. Nereden bunlardır? Hepsi depo etmek zorunda değilsin. Bot. Sel için. Su deposu. Loder, ekskavatör, tanker. Nerelerde bulunur? Hangi kurumlarında kaç tane tanker var? Hangi kurumlarda bot var, ekskavatör var? Bunları önceden saptamamız lazım. Aşı, ilaç nereden temin edeceğiz? Hangi laboratuvarı kullanacağız? Su kaynakları, şebeke, yağmur suyu, drenaj ve kanalizasyon sistemi, depolar, gözden geçirilir, altyapı haritaları düzenlenir. Altyapı haritalarını elinize hazır olmasınlar. Bakın ne demiş Cevat Geray, çok değerli bir hoca. En işte deprem yeni kalmış. Bakın bu tekrar şeye vurgu yapıyor, hassasiyet, kırılganlık. Gerçekten öyledir. Bakın en işte deprem yeni kalmıştır. Evet, bu bizim kırsal kesimdeki topraklarına evliyiz. Anadolu ve Doğu Anadolu insanlar buralarda yaşıyor. Şimdi bunun sele dayandıkları ne kadar? Depreme dayandıkları ne kadar? Deprem olduğunda insanlar neler oluyor biliyor musunuz? Travmadan değil, asfiksiden tonlarca toprak üzerine kül dökülüyor. Tonlarca. Erzurum depreminde öyle oldu. İnsanlar bunların altında kalıyor. Aslında depreme gerek yok. Demiş ki kadıncağız evler çok yağmurda bile erir yıkılır diyor. Doğrudur. Kerpiç ev, toprak. Gerçekten kırsal kesim deprem arasından diğer tüm afetler arasında toprak kayması vesaire çok büyük risk aldı. Peki kentsel bölgemiz nasıl? İşte kentsel bölgemize böyle. Burası da Marmara depremi Gölcük. Yani evler de böyle. Orada da böyle. Çirkin
pis yerlere yapılmış kötü binadır. Yani büyük bir afet sorununda karşı karşıya. Şimdi burada çevre sağlığı sorunları için ne yapabilirsiniz? Yani önceden bizim önlemleri almamışsınız. Hiçbir şey kalmadı burada. Ne altyapı kaldı, ne su kaldı, ne bilmem ne kaldı, ne barınak var, ne bir şey var. Önceden önlem alacaksınız. Bu çok güzel bir kitap. Su sistemleri ve kanalizasyon sistemleri için neler yapılması gerektiği ilişkin önceden bunların zararını azaltıcı bitirmiştim. Şimdi daha çok şey olunca yerlerde kalıyor. Ben buraya bir sürü kitap koyacağım arkadaşlar. Bu slaytlar burada. Bundan sonra açıp bakabilirsiniz. Bunların içeriği çok önemli. Bunlar da içeriye girmiyor o yüzden. Ama hepsi var. Demek ki şeyde bir afet öncesinde neler yapılması gerektiğiyle ilgili gerçekten orada kaldı herhalde. Sonra bakarız. Su ve kanalizasyon sistemleri için neler yapılabileceği önceden ilgili rehber. Bu yine aynı şekilde bakın su ve sanitasyon sektörü için afetlerde kırılganlığı azaltıcı ne gibi önlemler alınabilir? Çok önemli kaynaklar. Hep dikkat ediyorsanız önceden yapılması gerekenlerle ilgili. Erken uyarı. Şimdi afet olacağını anladık, erken uyarı. Bazılarında erken uyarı önemli. Depremlerden en fazla 20-30 saniye öncesinde aramamız olabiliyor. Daha hızlı, çok önceden değil. Bu gaz, elektrik gibi bir takım sistemleri otomatik olarak kapatmak için yeter. Deprem dalgaları geliyorlar, evvel Asya dalgası, sonra Fer dalgası. O andan hemen elektrik sistemleri gaz kapanıyor, yangın olmasın diye. Sel ve şiddetli yağmur önceden haber alınmadı. Meteoroloji uyarıyor. Tayfun, kuraklık, sıcak, soğuk dalgaları bunlar yavaş gelişen zaten. Bunlardan da haberimiz oluyor. Sanayi kazalarında erken uyarı aksayabiliyor. Uyarı yapılmayabiliyor. İşte BOPAL, kimyasal madde. Patladı. 3 milyon insandan 3 uyarı falan da yapamadı. Bazen yapamıyorlar, bazen yapmıyorlar. Erken uyarıda sirenler dışında sosyal medya, telefon, televizyon ve radyo kullanılabilir. Yanlış alarmlar risk taşır. Bazen yanlış alarm oluyor. Hadi bir yanlış alarm, iki yanlış alarm, üçüncüsü de insanı yerine bırakmıyor. Dünyada deprem oldu arkadaşlar. Depremden öncesi birkaç tane önceden küçük depremler oldu. Bir deprem oldu, insanlık dışarıya çıktı. Sonra evlerine gittiler. Bir deprem daha oldu, genel çıktı. Üçüncü defasında vali dedi ki, arkadaşlar benim öyle bir şey biliyorsunuz, emrimizi arıyorsunuz. Bir şey yok ki biliyorsun, öyle bir şey. Üçüncü deprem geldi, kimse evden dışarı çıkmamıştı. Bir yara aldı, işte, yedi gördü. Vali göremedi. Yani hiç belli olmuyor. Deprem, erken depremde çok ters oluyor. Yani bazen sıklıkla çok hafif deprem olur, sonra şiddetli bir deprem olur, arkasından artçı deprem olur, az az. Bazen deprem oluyor, 12 deprem de oluyor, asıl şiddetli deprem daha sonra geliyor. Onun için erken bir yarı çok dikkatli yapılmaz. Sen de iki ve diğer şeyleri size geçer. Neden geçenlerde Antalya'da sel olacak, dikkatli binlerle falan filan dediler. Herkes önlem almış Antalya'da, hiçbir şey olmuş. Şöyle küçük bir yağmur yapmış Antalya'da, bunlar var. Yani bir daha sefer sel vermediği zaman kimse önlem almaz. Aynı şey Amerika'da oldu. Amerika'da tayfun büyüdü. Sizin kuracak falan filan dediler. Herkes hazırlandı. Tartıdan tartıdan geçti. İki sebeple insanlar kulak asmadılar. Çok büyük zarar gördü. Bir de bizim ülkemize uygun gizleme var. Yani olacak şeyin gizleme var. İşte Çernobil olayından sonra gizlediler. Türkiye'ye Çernobil'den bulutlar geldi ve bir aktif Karadeniz bölgesine yağdı. Sakladık, gizledik. Zamanın Sanayi Bakanı gözünün içine baka baka televizyonda çay içti. Zamanın Cumhurbaşkanı asker kafa. Efendim azıcık radyasyon kimliklere yararlıdır diyebildi. Yerlerden rapor uydurdular, sahte rapor. Efendim suyu kaynatınca radyasyon gidiyormuş diye. Şey için açıyorsun insanlara.
Her ülke kendi insanlarını korumak için tedbirler aldı, uyardı. Yoktan beklerini dağıttı. Bizler böyle gizlemekle kapattık. Hep böyle yapıyorlar, istiyorlar bir şey. Bazen risk algılamak. Afet geliyor diyorlar, kimse kımıldamıyor. Mesela yine Amerika'da büyük bir tayfun öncesi. İnsanlar evlerini kaçırdı. Özellikle yoksul eğitimsiz insanlar evlerini kaçırmakta çok zor. Böyle köpekleri falan filan zarfmak istemiyor. Köpeği almadık kurtarmak istedikleri. O zaman her köpekte öğretmeyi buluyoruz. Risk algılamak çok önemli. Bana bir şey olmaz. Bizim için çok yardımcı. Efendim sel gelecek, bana bir şey olmaz. Yahu deprem geliyor, bana bir şey olmaz. Bu önemli, bunları değiştirmemiz lazım. Deprem bir afet alırsa alınca da personel kişinin başına koşar. İtfaiyecisi itfaiyeci, bu kimse yetin. Çevre sağlıklısı, çevre sağlıklısı. İşte bu yine CDC'nin hazırladığı erken uyarı ile ilgili bir kitap. Afet. Afet oldu. Kaos. Kaos kaçınılmaz. Ne kadar hazırlıklı olursa olun, kaos olacak ama hazırlıklıysanız kısa sürer. Kaos olmazsa zaten afet değildir. Değil mi? Başta afet tanımları yaptık. Kaos olmazsa afet değildir. O zaman bir acil durumdur. Kaos olacak. Ama az olur hazırlıklıysan. Acil yardım. İlk 72 saat. Acil çevre değerlendirmesi yapılır. İlk yaptığım şeylerden acil çevre değerlendirmesi. Şu biz birkaç saat içinde yapılması lazım. Sorunlar ve öncelikler belirlenir. Kitlesel insan hareketleri, teknolojik afetsel ve depremlerde farklılıklar gösterir. Söylediğim gibi her afetin yarattığı çevre sorunları farklıdır. Su kaynakları, depolar, su kanalizasyon sistemleri, direnç sistemi, artım sistemi, dezenfeksiyon sistemi, olası kontaminasyon odakları, gaz sızıntıları, vektör durumu, gıda depoları, fırın, okul, cami gibi sağlam barınak yerleri, personelin durumu, kaç personelimiz var elimizde, kaçı çalışır durumda, stoklarımız, kloş durumumuz, kaynaklar, ulaşım ve iletişim sistemleri, elektrik durumu, bütün bunları saptırız. Çok kısa bir süre içinde. Kimyasal maddeler var ise türü, miktar, yayılımı, insan sayısı, zarar gidilmesi için ne yapılması lazım? Bunları saptırız. Afetin çevreye yaptığı doğrudan ve dolaylı zararlar incelenir. Zararın türü, büyüklüğü ve etkileyen nüfus ve alan saptırır. Eksper incelemesi gerekmez. Uzmana şart değil. Aklı başında bir çevre mühendisinin veya çevre sağlık teknisinin, bir doktorun yapabileceği şey. Birkaç saate tamamlanmalıdır. Ama çevre inşaat mühendisinin isteği şart. Çünkü altyapıya bakıyorsunuz. Yani kanalizasyon çalışıyor. Su nereden çatlamış? Ne olmuş? Soru önceden yapmış planlara göre çözümlenir. Önceden yapmış planlara göre çözümlenir. Afet sedeninin acil ihtiyaçları su, tuvalet, gıda, giysi, battaniye, barınak giderilir. Önceki gruplara yaşlılar, hamileler, çocuklar, bayanlar öncelik alınır. Demek ki acil bir takım ihtiyaçlar giderilir. Unutmamalı. Çevre sorunları tek başına gelmez, elektrik yok, ulaşım yok, iletişim yok. Hadi bakalım şimdi bu durumda ne yapacaksınız yapın. Bunları olmadığını bile bile önceden hazırlık yapmak lazım. Ya arkadaş, biz buraya kaynak yapacaktık ama elektrik yok. Ne yapacağız? Önceden hazırlıklı olacağız. Arkadaş, şu malzeme buradan buraya gidecek, nasıl gidecek? Yol yok, kapalı yol. Binalar yıkılmış veya sel yağış tutulmuş. Nasıl gideceksiniz? Ya şu telefon etseydik de bir şey isteseydik yok demezsin, yok telefon yok. Bütün bunlar önceden hazırlık gerekiyor arkadaşlar. Kızılay'ın bu bildiğiniz kulitik çadırları kalktı artık, yok. Bunun yerine böyle güzel çadırlar var. Bunlar iki katlı. Kışın sular birazcıklar da içine soba da kurabiliyorsunuz. Aile çadırı, bunlar güzel çadırlar. Eski çadırlara hiçbir şey yaramıyor Allah için. İşte bakın, afetlerde çevre etkisini değerlendirmek için hızlı yöntemler, hızlı değerlendirmeler. Bunlarla ilgili bir sürü kitaplar, formlar var. Ben bu slaytları burada bırakacağım, bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu özellikle göçmen ilticilerle ilgili hızlı değerlendirme modülü.
hızlı değer. Bir sürü insan geldi. Çevre sağlığı sorunlarının değerlendirme yönetimi şurada var. Aynı şekilde bir sağlıkla ilgili özellikle çevresel etkiler ve sağlık etkilerini değerlendirmek için bir rehber. Hemen bunları ışığında, bunları önceden okumuş, yapılmış olması lazım, hazırlık yapılmış olması lazım, değerlendiriyoruz. Yine aynı şekilde, acil durumlar için hızlı değerlendirme yöntemleri. Hızlı değerlendirme çok önemli. İlk başta hemen değerlendirip biz ne? Sonra yardım hizmetleri. İşte bina, kamp sağlığı, organizasyon, yerleşim. Nereye kuracağız? Nasıl yerleştireceğiz? Kampları öyle giriş ücret kuramazsın. Çadırlar burada olacak. Tuvaletler şurada olacak. Efendim hizmet binaları burada olacak. Mutfak, sosyal hizmetler, yönetim, sağlık çadırı. Hepsinin belli bir düzeni var. Bunlara girmiyorum. Hepsi çeşitli yerlerde var. Şu kitap bunların başlıcısı. Bunlar benim şurada gösterdiğim kitapların hepsine internetten ulaşabilirsiniz. Hepsine. İslam, çok güzel bir kitap, muhteşem bir kitap. Bunlar internetten ulaşabilirsiniz. İsimleri var. Bu benim sayede alırsanız burada onu görürsünüz. Banyo, çamaşır, ısınma araçları, çamaşır yıkama, sıvı katı atıkları ne yapacağız? Tıbbi atıkları ne yapacağız? Çünkü orada klinik var. Ulaşı hastalık izleme, kızamık, çeşitli referans değerler var. Referans değerleri anlatacağım size. Çok kaba. Toplum liderleri ve diğer kurumlarla AFAD, ordu, bakanlık görevli işbirliği. Hemen afet gören toplumun içinden liderler çıkıyor kendi kendine. Veya zaten liderler var. Kaymakam, bu öğretmen. Ona da işbirliği kurmamız lazım. Afet liderlerle işbirliği kurmazsa hiç düşünülmez. Ben hatırlıyorum işte mesela o zırhbaşılar geldiği zaman şeyden, Irak'tan tepkili bizlere karşı tutuyor. Bizim yaptığımız yemekleri yemekler. Aşı yapma aşı yaptırdıklar. Ne zamana kadar? Onun içinde sağlıkçılar varmış. Onları alıp onları görevlendirdiğimiz zamana kadar. Toplum yönetimi işleri bir kurup ne istiyorsunuz kardeşim siz? Ya bu yemekleri yemeyiz mi? Ne istiyorsa o yemekleri çıkar. Ancak o zaman yemeyiz. Mutlaka işleri yapmanız lazım. Toplum yönetimi. Çant. AFAD. Şimdi artık AFAD. Bir afet anında afetin başı vali. Valinin hemen yanında afet var. Bütün kurumlar ona bağlı olarak çalışıyorlar. Eğitim, afetçilerin yönetimine, hizmetlere katılımı, kamp temizliği. Sadece işbirliği yapmakla kalmayacak onların işleri. Mesela kampın temizliğinden söz ediyorsun. Çocuklar tuvaletini çok kirletiyorlar, söz ediyorlar. Çocuk kullanmıyorlar veya dışarılara gidip yapıyorlar. Ve onlar anneler babalar sorun olsun. Anne, çocuk tuvaletini yapıyorlar, mutlaka anne baba da gitsin onlarla beraber. Sağda solda çöpler atılıyor, işte su dikintileri oluyor, onların kamp temizliğinden. Kampçılar sorun olsun. Bazı başka şey, getir işleri, hasarda yardım işleri, yemek yaparken yardım işleri, mutlaka iş vermek lazım. Hijyen büyük sorun oluyor. Uyuz, bit, menenjit, hepatit, leptospiroz, özellikle leptospiroz şeylerden sonra, sellerden sonra çok sık gözüküyor. Fareyi görüyorum, başım dersen. Bunlara dikkat etmek lazım. Bit çok büyük sorundu, uyuz büyük sorundu Marmara depreminden sonra. İnsanları otobüslerle hamama götürdü, üstündeki elbiseler etüre sokuldu. Yaşlandı insanlar falan. Çok kötü koşullarda yan yana yaşıyor insanlar. Çamaşır değiştirmeyelim, yıkanımları ısırırsanız bu hastalıklar görülebiliyor. Dikkat etmek lazım. Gıda sağlığı çok önemli. Çok insan için gıda sağlığı çok kötü koşullar. Buzdolabı falan filan yok ki. Böyle insan da temizliğe dikkat etmediği zaman toplu zehirlenmeler oluyor. Yani insanlar depremden çıkmışlar zaten felaket durumunda da. Bir de onlara gıda zehirlenmesi yaşatmak son derece kötü bir şey. Çok dikkat etmek lazım. Gözlem ve çevre ve hastalık süreyansı. Mutlaka çevre süreyansı yapmak lazım. Hastalık süreyansı da yapıyoruz. Her bölgeden veriler topluyoruz. Günlük, anında. Hangi hastalıklar gözükmüş? Çevre durumu nasıl? Su nasıl? Suda klor durumu nasıl? Sunum refleks sonuçları nasıl? Atıklar nasıl? Bütün toplanıyor mu? Ne oluyor? Diye. Bütün bunları süreyen şart. Laboratuvar, en kısa sürede laboratuvar analizleri yapılıyor ve bir akışı sağlanıyor. Çok önemli bu. Süreyen sürede bir akışı.
Molozları kaldıracağız. Bir sürü yığıntı var. Ne yapacağız burada? Nereye kaldıracağız? Önceden belli olması lazım. Molozlar şuraya atılacak. Sonradan yer bulunmuyor. Mezar yeri bulunması lazım önceden. Pet şişeler birikiyor. Dünya kadar. Şimdi bizim genelde afetlerden sonra en büyük sıkıntı çektiğimiz suydu. Şimdi değil. Ne için pet şişeler var? Bu tonlarca pet şişeler. İnsanlar elini yiyorlar. Tuvaletler olan o suyu da içiyor. Yine bu sefer pet şişeler dedik ya. Daha yeni pet şişeler. Ne yapacağız? Önceden belirlenmesi lazım. Elbise yardım istiyoruz. Yardım geliyor. Alakasız yardım geliyor insanlardan. Vatandaştan. Eski püskü hepsini yolluyor. Yığılıyor onlar böyle meydana. İnsanlar gidip bir şey içmeler, bir şey yok. Bu şekilde yardım almaz. Yardım erişkin, bayan yardımı, erişkin erkek yardımı, çocuk yardımı ayrı ayrı olması lazım. Hepsi temizlenmiş, kütülemiş şekilde olması lazım. Böyle insanlar içeriden çıkarttıkları eski elbiseleri oraya yardım değil, oraya bağlı. Dolayısıyla alınmamalı. Ölüleri ne yapacağız? Çok yanlış yapıyor. Ölüleri kireçleyip öyle gömüyorlar. Niye kireçliyiz kardeşim? Biz boşça sırtlarda bir insanlar kireçliyiz. Bak daha var ölmüş insan. Niye kireçliyiz? Yok efendim yok. Gezen pek duyuyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ne gereği var? Önceden bunlar neye gömüleceği biliyordu. Kesin doğru zaman biliyordu. Şimdi çok büyük sorun. Ölüleri bekletemiyorsunuz. Kokuyorlar. Yani ölümü görmek lazım. Nasıl göreceksiniz kardeşim? Göstereceğim. Toplu olarak gömülebilirsiniz. Bu iyi bir şey değil. Herkes çünkü kendi ölçümler de gömülmek istiyor. Tek tek gömülebilirsiniz ama kim, nereye gömülüyor bilemiyorsunuz. Çok basit yöntem var. Torbalar var. Bir sürü torbalar hazırlıyor. Torbalar var. İnsan üzerinden çıkan saat, elbise, giysi ne varsa o torbanın içine atıyorsunuz. Bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Polaroid fotoğrafını. Onu da atıyorsunuz içine. Bir numara veriyorsunuz, 38. Adam 38 numaralı mezara gidiyorsunuz. Sonra insanlar yakından adama başladıkları zaman bakıyor, aa bu benim babamın fotoğrafı. Kaç nerede 38 numara, bu yüzyılın dışarıdan bunlar. 39 numarada babam ismini al yazdı, mezar taşıyor. Çok basit yöntemler. İzmir'de bir soğuk hava yakın su falan varsa oraya koyabiliyorsunuz, bekletebiliyorsunuz. İzmir'de şey, paten sahası var. Paten sahasına koymuşlar, orada bekletmişler, Rus paten. Orada bekletmişler, önünde. Vektörler, kemirciler, bunlar olacak, çıkacak ortaya. Bunlarla ne yapılması gerektiğini. Kedi, köpek, inek, bunlardan alacak. Onları da düşünmeniz lazım. Kediler ne yapacağız? Birbirini mi yesin bu hayvanlar? Köpekleri ne yapacağız? Dolar olduğunda, deprem olduğu zaman binlerce koyun, keçi, inek ölüyor. Ne yapacağız bunlar? Peki sağ kalanları ne yapacağız? Bakın önceden kedi almazsa bunlar büyük sorun oluşturur. Ne yapacağız? Bunlar için ayrı mezarlar kızdır, odaları gömüyorlar. Canlı olanlar için. Apayrı yerler yapıyorsunuz onlar için. Saman mezarı hazırlıyorsunuz. Kedi köpekler sahipleriyle beraber kalmak istiyorlar. Ya büyük sorunlar önceden mutlaka hazırlanması lazım. İletişim, ulaşım, elektrik sağlaması. Jeneratörleriniz olacak. Ulaşım sağlamak için, iletişim sağlamak için uydu telefonları var. Güvenlik, yangın önlemleri alınması lazım. Çadırların arasında mesafe olması lazım, yangın olmaması için. Sağlık hizmetleri, ayaktan yataklı, doğum, diş sağlığı, aşılama önemli. Beslenme, bebek maması, diyet yemekleri, bebek bezi, kadı dişen bezi bunlar unutuluyor. Bebek bezi unutuluyor, önceden hazırlıklı olacak. Medya ilişkiler son derece önemli. İnsanlar çünkü haber bekliyorlar, medyada ne haber vereceğini size bağlı olarak. Bazen abartılı şeyler sunuyorlar insanlara. Bazen alakasız olmayan şeyler sunuyorlar. Bu işi yapmak için bir basın müşaviri olması lazım mutlaka. İşte afetlerde bulaşıcı hastalık kontrol hizmeti. Çok güzel bir kitap. Şu. Çok güzel bir kitap. Bunu bilebilirsiniz. Bunu internetten de bilebilirsiniz. Afetlerde referans değerler, söylemiştim. Bunlar konmuş ortaya, işte kamp yeri hafif eğimli olacak, çöplük seviyesinde üreme alanlarından, sanayi bölgesinden, yüksek devrim hatlarından uzak olacak, 1 kişi 3-4 hektar alan lazım. İşte su ilk günden 3 litre kişi başına, sonra 20 litre, su tankları en az 200 litre, çadırlarda en az 100 metre, en fazla 100 metre uzaklıkta. Çeşme başında 150 kişi,
Çöp kapaklı metal yüzükli tenekeler, 25-50 kişiye bir tane. Tuvalet 100 kişiye 5-6 adet, çadırlardan 30-50 metre uzaklıkta. Kadın erkek ayrı. Çadır 3,5 metre kişi başına. Arada 8 metre mesafe. Hiçbir zaman olmuyor bunlar. 8 metre mesafe koyamıyorsun, yan yana olur ister istemez. Yollar 10 metre genişliğinde olacak. Her 10 kişiye bir lavabo, her 50 kişiye bir duş. Kadın erkek ayrı. Kişi başına 2000 kalori minimum beslenme bunlar için. Bunları sağlamak lazım. İşte şu, şu demin gösterdiğim kitabı. Online olan şu. Şu kitap. Beslenme, rehber. Afetlerde ve acil durumlarda çevre sağlık. Çok güzel şeyler var içinde. İşte bu mesela su. Şöyle büyük tanklar var. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nden de geliyor su tankları. Başka bir sizde yani Türkiye'de de yapılabiliyor. Yukarıda olacak dikkat ediyorsanız insanlar geliyorlar, tenekeleri buradan dolduruyorlar. İnsanlar buradan gidiyorlar. Buraları pisletmiyorlar. Çok, çok çabuk burası şey olur. Su birikiyor. Bunun altına şey drenaj yapmanız lazım. Çünkü atık sular orada birikiyorlar ve hem çamur yapıyorlar hem tenek üretiyorlar. Bunun içinden çıkarttım bunu. Bu da öyle. Yine ilk başlarda tuvalet. İşte tuvalet. Açmışlar çukuru. İnsanlar bunun içine pisliyorlar, kapatıyorlar. Kürekler de burada. Gayet basit. Bu da çok basit çukur bir tuvalet işi. Şimdi daha da basit. Yani ilk birkaç gün sonrası. Kepçeler var. Kepçe geliyor, kavruyor, yiyor. Orada çukur kapıyor, üzerine koyuyor. Çok basit. Eskisi gibi değil. Ama yani bunlar hala geçerli pek çok yerde. Şunu unutmamak lazım. Tuvaletin hemen yanında bir kalesin el yıkacak yer. El hijyeni son derece önemli. Her yerde olduğu gibi. İşte şu da şu kitap. Bu kitaplar önceki buydu bizim rehberimiz. Çevre sağlam. Hala geçerli. Çok önemli şeyler var içinde. İşte bunun içinden aldım burada. Kaptaj sistemi. Su, kaynak suyunu nasıl toplarsınız? Çeşitli yöntemler var. Bu yine şu. Pahalı bir kitabı. Amerika'daki sağlık ürünü bilimi pek beğenildi Afrika'da çünkü başlarına çok şeyler geliyor. Şu yine afetlerden sonra vektör kontrol. Kitap çok güzel bir kitap. Ondan sonra şu da böyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırlamış olduğu vektör kontrolü bir kitap. Bu da online indirebiliyorsunuz. Şu kimyasal afetlerden sonra kimyasal dökülme varsa, saçılma varsa onlar için ne yapacağız? İlişkili rehber. Hepsini ayrı ayrı. Bu aynı şekilde afetlerden sonra suyu nasıl depolayabilirsiniz ve nasıl dezenfekte edebilirsiniz de güzel bir rehber. İşte yine afetlerden sonra ölü vücutları ne yapacağız ilişkin bir rehber. Çok güzel bir rehber. Çok işe yarayacak bir şey. Ölüler bu BAM, İran'daki BAM depreminden sonra işte böyle bu şekilde görmek iyi bir şey değil. Zorunlu olarak biz yaptık bunu ister istemez ama var çok büyük olunca manav depremini. Ama bu iyi bir şey değil. Bunu yapmamak lazım. Çünkü herkes söylediğim gibi kendi ölüsünü ayrı yerde istiyor. Bu tekrar ediyorum çok önemli yönetim, medya ile ilişkiler, komünikasyon ve information, bilgileri nasıl yöneteceğiz onunla ilişkin bilgiler. Şu bu kitap bizim Türk Tabipler Birliği'ndeki arkadaşlarım hazırlamış olduk. Bu da fena değil, size bir şey yararlı. Bak tek şey, buna itirazı ne olabilir? Hadi. Başındaki olan bir şey, alakası yok olan bir şey. Bunu edinebilirsiniz. Türk Tepler Birliği'nden bunu isteyebilirsiniz. Online de edinmek mümkün. Şimdi ondan sonraki dönem rehabilitasyon. İşte yeni baştan. İçici konutlar artık su, atık su sistemleri kurulacak. Kata toplarınızı zararlaştıracak. Bunları kurmanız lazım sistemleri artık. Hava, toprak kirliliği varsa bunlar gidebilecek. Yardımcı personel ruhsal bir hep bunu es geçiyoruz. Afetlerde insanlar çok yıpranıyorlar. Bir bak birkaç gün düşünün. Hiç yıllar oradan yere yakın gelip
Edilmiş. Edilmiş. Yakınlarını kaybetmiş, arkadaşlarını kaybetmiş, yüzünlerinde felaketler. Tükeniyor, çok şey tükeniyor. Bunlar kısa sürede yüzünden yeniden kurulmaz. Yani afetlerden sonra çalışan oradaki sağlık çalışanı, devre sağlık çalışanı, beslenme, ruhsal olarak bayağı bir sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Tabii afetlerden de önceliğini veririz ama orada çalışan personelinde bir takım sorunlar olduğunu bileceğiz. Tüberküloz önemli bu dönemde. Ona bakacağız. Düzenli sağlık hizmetleri kurulması lazım. Demir ve A vitamini dağıtılması lazım. Düzenli beslenmeye geçmek lazım. Sakatlar, bunlar rehabilitasyonu, cihazlar temin edilmesi lazım. Anne çocuk sağlığı, gebe çocuk izleri ve aile planlaması önem taşıyor artık. Psikiyatrik destek, sosyal hizmetler, post-traumatik stres sendromu çok sık gözüküyor. Okullar, oyun alanları, ekonomik rehabilitasyon şart bölgede. Çünkü büyük bir göç var. Bölgeden göç var. Boşalıyor kentler. İşte bölgenin kalkınma planı, çevrenin floranın falan, rehabilitasyon, morozlar, yıkılan yerlerin tamiri, sel oluyor, selden sonra çamur kalıyor, her taraf çamur. Çamur. O çamuru boşaltmanız lazım, rehabilit etmeniz lazım. Ve sonra arkasından bakın, yeniden afetler. Şuraya iniyoruz. Unutmayın bu çevrimdir. Mutlaka buradan alınan dersler daha sonraki planlamaya yansıması lazım. Şimdi önemli bir soru, kimyasal maddeler. Şunlar şurada. Afetlerden sonra dünya kadar gıda ve şey yani ilaç çarpıyor. Bu ilaçların önemli bir kısmı şeye razılaştı. Hormon ilaçları, dünyada geçmiş ilaçlar, ülkeler kurtulmak istedikleri ilaçları yardım ediyor başka bir ülkeye yolluyorlar. İlaçla ilk koşuluyorlar. Hem yardım etmiş oluyorlar, hem bunların masrafını yok etmesine kaçmış. Ama ne yapacağız bunları? İşte bu daha bir şey. Rehberin söylediğine göre evvel bir kere bunları almayacağız baştan. Biz ilaç yolunda kardeşleyeceğiz. İlaç, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sıkkısal gibi kurulanda gelirse düzenli değil. Onlar paketli bir şekilde her türlü ilacın etki maddesiyle beraber yazılır. Yani güzel şeyler duruyor ama diğer ülkelerden gelen ilaçlara itibar etmemek lazım. Gelirse de yeni yollamak lazım. Yoksa bunları yok etmek son derece masraflı. Şimdi arkadaşlar ben şeyin sonuna geldim. Konuşmanın birkaç şey söylemek istiyorum. Bir, ben mevzuattan son derece yararlandım. Çünkü mevzuatta bir sürü teknik bilgi var. Afetlerde de aynı şekilde. İşte bakın mesela işte su. Suyla ilgili neler yapmanız gerektiğini ilişkin burada bir sürü şey var. Şunun için. Tıbbi atıkları biliyorsunuz, tıbbi atıklarla ilgili ayrıca bir yönetmelik var. İşte atık su toplama, bakın ayrıca bir yönetmelik var. Bunları temel olarak yanınızda bulundurmanız lazım sürekli çevre sağlığı ilgili arkadaşlar. İşte tankerle içme kullanma suyu, temel ve nakli akıda bununla ilgili yönetmelik var. Her şeyle ilgili, biz mevzuat ülkesiyle her şeyle ilgili bir yönetmeliğimiz var. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere dair görev yönetmeliği var. Altyapılar için afet yönetimi, bunu bilmiyor olabilirsiniz. Altyapılar, afetlerde altyapı için ayrıca bir yönetmelik var. Şurada başka bir yönetmelik dinleyebileceğiniz, afet acil durumlarda müdahale hizmetleri yönetmeliği. Yani afet acil durumlarda kim ne yapacak yönetmeliği. Kimin görevi nedir yönetmeliği. Bakın, çeşitli birimler kuruluyor. Haberleşme, yangın, ulaşım, güvenlik, trafik, arama kurtarma, nakliye, tahliye, enerji, kimyasal, biyolojik, nükleer, sağlık hizmet grubu, hasar tespiti, altyapı. Bunlar bizim değil. Bizden beklenen bir şey yok. Sadece şurası var. Gıda, tarım, hayvancılık hizmetleri, barınma hizmetleri, beslenme hizmet grubu, psikososyal, enkaz kaldırma, defin. Gördüğünüz gibi aslında benim size anlattığım şeylerin pek çoğu artık başka gruplar şey yapması gereken planlama hizmetleri. Bu çok iş bize yarayacak bir afet anında kullanabileceğiniz şu yönetmelik yanınızda bulunması lazım. AFAD yeni bir takım kitapları yayınladı. Çok güzel kitaplar. İşte mesela bir tanesi şudur. Çernobil ve Fukushima'dan alınan dersler. Çok önemli bir şey. Bunları da online indirebiliyorsunuz AFAD'ın web sitesinde.
Kimyasal ve radyolojik olaylara müdahalede sınır değerler. Yine Afet'in bir kitabı. Afet'in kitabı Türkiye'de afet yönetimi doğa kaynaklı afet istatistikleri. Çok önemli bir kitap. Güzel bir kitap. Kaya heyelan düşmesi. Afet'in kitabı. Çığ. Temel Kılavuz. Afet'in kitabı. Depreme karşı yapısal riskleri azaltılması ve yapısal güçlendirme. Afet'in kitabı. Bunlara ulaşabilirsiniz. İlk 72 saat yine atlatacak. Şimdi kaç gitti, birkaç karikatür göstereceğiz. Şunun için göstereceğiz. Bazen bir karikatür 1 saat konuşmanın yerine geçer. Tüm bu anlattıklarına aklımız gereken şey şu herhalde. Bir, bizim hazırlıklı olmamız lazım. Öncelikle hazırlıklı olmamız lazım. Arkada engellememiz lazım. Engelliyorsa zararını azaltacağız, hazırlıklı olacağız her halde. En çok bu üzerinde olur. Tekrar ediyorum. Afetten sonra yetişince ve sağlık yapmayı hükümlü kalitesi yok. Pek çoğu zaten çeşitli kitaplar yönelik oturuyor. Önlem ama son derece önemli. Önce kafalar değişmeli diyor. Bu da ikinci şey. Daha doğrusu belki birinci bu. Önce kafalar değişecek. Kafalar değişecek ki önceden tedbir alalım. Şimdi bu ilginç bir karikatür. AK Partili Fendik Belediyesi benzin istasyonu inşaatına izin verebilmek için arazideki fay hattını plandan sildi. Meclis kararı almışlar. Belediye meclisi demişler ki fay hattını buradan alıp buraya koyalım ki bizim tarafta benzin istasyonu bunun üzerine yapabiliriz. Fay hattını değiştiriyor bunlar belediye yetkilileri. Asıl çek çek diyor ki fay hattını orama dokunmayın tetikleniyor diyor. Bu da şey fay hattı. Kafa bu kafa olduktan sonra anladınız mı çocuklar? Ne çevre sağlığı, ne başka hizmet, bunu görmezsiniz. Meclis kararı mı? Belediye meclisi, belediye meclisi kararı. Bu meclis meclisi kararı da evet, yani şey öyle mi yapabilir? Ama şimdi meclis kararı olsun, Allah meclisi için. Belediye meclisi. Şunu da meclisi. Şimdi olursun. Ama mutlaka teknik alt kurulunda tartışılmış olması lazım. Tartışılmış. Ve buna benim bir mühendis gibi bir imza atmış olması. Atmışlar. Çok güzel. Kaç yer? Çok güzel. Atmışlar. Çok basit yapıyor. Türkiye'de mühendislik argesi ne kadar ilerliyor? Herkes imzalık bölümünü yani böyle inceleme yok. Biz yazdık. Ya da oraya benzin sesin. Şimdi bak. O ben yapamamışsa o benzin sesin ne alacak? İstatında ne varsa ondan bir yapılacak. Peki tanklar için şehir içindeki zorlu standartların mesafeleri daha düşük. 50 metre. LPG dolu istasyonları da sağlık koruma bandı 50 ila 100 metre arasında yönetmeliğe göre o civarda. Belirlenebilir. Bu da şey doğal afet demiş buna. Evet, hakikaten böyle. Aynen böyle. Böyle de oldu. Böyle de oldu. Yalova'da yine paralyon araziye depremden sonra evler inşa edildi. Yine söyledim, Marmara depreminden sonra İstanbul yıkılmıştı sarsıntıdan. Kamu binaları yıkıldılar. Yıkılmadılar, çatladılar. Çiftlikli bir şey olsa yıkılacaklar. Bunlar gerçek. Bu da gerçek. Yani yıkılmıyor çocuklar. Bu bizim eski geleneksel evler. Ahşap. Gayet güzel, sağlıklı. Yani çok yerde gördüm ben. Bunlar sağlık kalmış. Bu taraftaki apartmanlar yıkılmış. Yatımlandır. Suç hep hükümetlerde mi? Değil elbette. Hepimiz aynı hamurun içinde. Yangı merdiveni kapısı kapağında nöbetçi memur odası. Yangı merdiveni kıvırtı kaldı arkadaş. Ve yangı da nöbetçi memur var mı hocam? Hocam oradan yangı merdiveni ahşaptan yapmıştır. Nerede mi? Nerede? İşte. Kafa mı kafa ya? Aynı kafa. Elbette o. O zaman 10 seneye kadar insan bu ülkede nelerden ölebilir? Üzerine kamyon çıkabilir, tepesinden sakı düşebilir, enfeksiyon hastalığı gelebilir, birisi havaya kurşun sıkarsa ama gelir. 10 sene sonra kim öyle kim kaldı? Doğru.
Kim bekleyecek 10 sene sonrasını? Evet. Evet. Harika. Bunu söyleyen devlet memuru da olabilir. Bakan yetkilisi. Vatandaş da olabilir. Bir şey değişmiyor. Bu olayların afiyet dönüşmek geri günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sana öğrenmeyi için.